Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde genel uygulama katmanı protokolleri hakkında konuşacağız. Bu 10-004 sınavı bölüm 1-1'deki gereksinimlerden gelmektedir. Burada genel ağ oluşturma protokollerinin işlevlerini açıklamamız gerekiyor. Eğer daha önceki modüllerimizi izlediyseniz hatırlayacaksınız. Bağlantı, internet ve iletim katmanı protokolleri hakkında konuşmuştuk. Bu modülde sadece uygulama katmanı protokolleri hakkında konuşacağız ve diğer modülle sizi uyarmıştım. Çok fazla kısa ad ve bu protokollerin nasıl çalıştığı ile ilgili olarak hatırlamamız gereken birçok şey vardı. Her ne kadar kısa adlar, bunların anlamları ve ne oldukları konusu biraz sıkıcı olsa da bunların büyük bir kısmını gerçek dünyaya uyarlamaya çalıştım ve umarım ilerlediğimiz sürece bunların arasında bağlantı kurabileceksiniz. Bir hatırlatma olarak bu bir protokol ailesi, internet protokol ailesi ve farklı katmanlar. Bağlantı katmanımız, internet katmanımız ve iletim katmanımız söylediğim gibi daha önce gördüğümüz şeyler. Uygulama katmanında bu protokollerin hepsi hakkında konuşacağız. Yani epeyce ilerleyeceğiz. Yaptığım şeylerden birisi de bunları birbirinden ayırmak bu uygulama katmanı protokollerini farklı gruplara ayırdım. Bunlardan her birisini aldım ve yönetim protokolleri, uzak komünikasyon protokolleri, dosya aktarım protokolleri, mail uygulama protokolleri, browser protokolleri ve voice over IP için ayırdım. Umarım bu bize görüşme için bir başlangıç noktası verecektir. Bunları kategorilere ayırarak başlayabiliriz ve belki de bunları biraz daha iyi anlamamıza ve hatırlamamıza yardımcı olabilir. Yönetim protokolleri ile başlayalım. BootP adı verilen bir şeyle başlayacağız. Bu BootStrap ön yükleme protokoldür. Makinenizi ilk açtığınızda manuel olarak atamadığınız sürece genelde bir IP adresine sahip olmaz. Ancak mesele bunu olabildiğince otomatikleştirmektir ve BootP bunu yapmanıza izin veren ilk protokoldür. Makineyi başlattıktan ve bu ağa bağlandıktan sonra yaptığı ilk şeylerden birisi bir boot.p server'a hangi IP adresinin kullanılabilir olduğunu sormaktır. Sahip olduğunuz tüm IP adreslerinden bir tanesini bana verebilir misiniz? Böylece ben de iletişim kurabilirim. Şimdi bu protokol DHCP adı verilen bir şey ile yerini değiştirdi. Bu Dynamic Host Configuration Protokol yani Dynamic Host Yapılandırma Protokoldür. Çok benzer şekilde çalışır. Bir IP adresi için sorarız, ancak burada tarap edilecek daha birçok farklı şey var. IP adresini, alt ağ maskesini, DNS bilgisini, NTP'yi alabiliriz, ağımız üzerindeki Windows hizmeti hakkında bilgiyi bulabiliriz. Hatta bu bizim için browser'ımızı yapılandırabilir. O halde DHCP oldukça esnektir ve birçok beceriye izin verir ve sık sık bootp ve DHCP terimlerinin her ne kadar bunlar tamamen aynı protokoller olmasa da değişerek kullanıldığını duyarsınız. BootP orijinal olanıdır ve DHCP BootP'ye göre sadece biraz daha yeni olanıdır. Yönetim grubunda kategorileştirdiğim bir diğer önemli protokol de DNS'tir. Bu Domain Name Services, yani alan adı hizmetleri için kısaltmadır. A üzerinde ilk kez iletişim kurduğunuzda ve bir web tarayıcısına gittiğinizde gerçekten IP adresinin üzerinden iletişim kurmuş olmazsınız. Eğer Google'a gitmek isterseniz www.google.com yazarsınız. Problem şu ki makineniz veya router'ınız google.com'un ne olduğunu kesinlikle bilmeyecektir. Bu her şeyi IP adresine göre yapıyor. O halde girdiğiniz ismin IP adresinin ne olduğunu ve DNS'inin ne olduğunu bir şekilde çözmemiz son derece önemlidir. DNS, bu DNS protokolü yolu ile DNS server'a gitmek ve google.com'a girmek için IP adresi hakkında herhangi bir fikrim var mı diye sormakla yükümlüdür. Büyük ihtimalle bu DNS serverı biliyor olacaktır. Ancak bilmiyorsa diğer servera gidecek ve soracaktır. Birileri Google ile konuşabilir mi lütfen? Google'ın bana IP adresinin ne olduğunu söylemesi gerekli. Böylece ben de James'e söyleyebilirim. Ve kendi browserımda Google'a gidebilirim. Oldukça karışık görünüyor. Ancak bu interneti kullanmanın önemli bir kısmıdır ve bu ağ üzerinde her şeyi görebildiğiniz bir protokoldür. Çünkü insanlar diğer araçlar ile iletişim kurmak için her zaman isimlerini kullanırlar. Bir diğer yönetim protokolü de NTP, Network Time Protocol yani ağ zaman protokoldür. Bilgisayarınızda bu protokol zaten çalışıyor olabilir. Çünkü bu çoğu işletim sisteminde bütünleşmiştir. Bu otomatik olarak saati senkronize eden bir protokoldür. NTP bu açıdan son derece kullanışlıdır. Şu anda çalıştığım Vista iş istasyonundan kendi internet zaman ayarlarımı çektim ve bunun internet zaman serveri yoluyla senkronize olduğunu görebilirsiniz. Ve bunu yapmak için NTP'yi kullanır. O halde time.apple.com'a gidebilirsiniz. time.windows.com'a gidebilirsiniz. Buradan listelenen diğer internet NTP serverları grubuna sahibim ve diğerlerini ekleyebilirim. Bu listeye diğer isimleri koyarak bu NTP serverlarına gidebilirim. Eğer evimde bir NTP servera sahipsem, Windows bilgisayarıma saati senkronize etmek için yerel NTP serverımı kullanmasını söyleyebilirim. Tüm bunları yapan NTP, Network Time Protocol yani ağ zaman protokolüdür. Bir başka yönetim protokolü de oldukça eski olan SNMP, Simple Network Management Protocol yani basit ağ yönetim protokolüdür. Burada dikkat etmeniz gereken 3 tane SNMP versiyonu var. SNMP versiyon 1, versiyon 2 ve versiyon 3. Bu protokolün konsepti iş istasyonlarının ağ üzerinden bulunması için bir yol oluşturmaktır. Genelde bu ağın yönetiminden sorumludur. Altyapı araçlarından bilgi talep edebilir. Bir router'a üzerindeki bir portta kaç byte var diye sorabiliriz. Ve router gördüğü byte sayısına eşdeğer bir sayı ile bize yanıt verecektir. Bundan 5 dakika sonra aynı soruyu tekrar sorabilirim ve router'dan en güncel istatistikleri alabilirim. O halde bu 5 dakikalık süre içerisinde bu router'dan ne kadar byte geçtiğini tam olarak bilebilirim. Bu SNMP'nin nasıl kullanılabileceğine dair oldukça basit bir örnek. Ancak bu oldukça sık kullanılmaktadır. Bu sadece bu routerların içerisindedir. Genelde binlerce farklı istatistik toplanıyorsa bunlar birkaç yüz kadardır ve SNMP birçok değişik yol ile birçok farklı istatistiği talep edebilmemi ve router içerisinde neler olduğunu öğrenebilmemi sağlıyor. SNMP versiyon 1 bunu yapmama izin veren orijinal protokoldü. Bu o aygıt ile ileri geri iletişim sağlamak amacıyla router ile komünikasyon kurup elde edilen bilgi için kullanılan oldukça iyi yapılandırılmış tablolara sahipti. Bu şifresizdi. Yani benim ve router'ın arasında birisi bulunduğunda ve bir ağ analiz aygıtı ile trafik komünikasyonuna göz attığında router'a göndermek için kullandığım özel anahtarı ve geri gelen yanıtı görebilirler. Bunu Community Strings olarak adlandırıyorlar. Bir bakıma bir çeşit şifredir ancak bu versiyona bağlı herhangi bir güvenlik yoktur. Versiyon 2 ortaya çıktı ve bu SNMP için iyi bir adım oldu. SNMP versiyon 2 bize ilave veri tipi geliştirmeleri kazandırdı. Ağlarımız daha hızlı hale geldiği gibi bu veri setlerinin içerisinde daha fazla bilgi saklamak için bazı yöntemlere ihtiyacımız oldu. Bu ayrıca yığın transfer yapabilmemize de izin verdi. Yüzlerce farklı değişken için ayrı ayrı sormaktansa benim sahip olduğum bu yüz sorunun cevabını söyle diyebiliriz. O halde bu özellik büyük ağlarda biraz daha mükemmel ve daha etkili bir şeyler ortaya çıkarmış oldu. Ancak bu hala açık haldeydi şifrelenmemişti. Veriyi şifrelemenin hiçbir yolu yoktu ve eğer birisi yine ağda bulunursa benim ağımdaki bilgiyi görecekti. Daha sonra SNMP'nin son versiyonu olan SNMP versiyon 3 ortaya çıktı. Bu gerçekten SNMP'nin yeni standardıdır. Bu ayrıca mesajın bütünlüğünü kapsamakla kalmayıp benim makinemden gönderdiğim mesajın gönderdiğim şekilde diğer makineye ulaştığından emin oluyor ve ayrıca bazı kimlik doğrulamalarını ayarlayabilmeme izin veriyor. Bu sayede diğer aygıt bunun benden geldiğini biliyor ve bu ayrıca şifreleme sağlıyor. Birisi bu bağlantının ortasında yer aldığında bu ileri geri giden komünikasyonu göremeyecek veya anlayamayacaktır. Bunların hepsi anlamsız karmaşık şeyler gibi görünecektir. Bu şifreleme yöntemi bu istasyon içerisindeki aygıt ile ağımız üzerindeki diğer altyapı aygıtı arasında çok güvenli bir komünikasyona sahip olmamıza izin veriyor ve güvenlik açısından bakıldığında bu son derece önemli. Network Plus sınavımız için ihtiyaç duyacağınız iki uzak komünikasyon protokolüne bakalım. Bir tanesi Telnet yani Telecommunication Network, Telekomünikasyon Ağı ancak genelde kısa adı kullanılır. Bunu her zaman Telnet olarak ifade ederiz. Biz bir Telnet protokolünü kullanıyoruz. Bu ayrıca bir telnet istemcisi tarafından bir uzak aygıt ile iletişim kurabilmek amacıyla kullanılır. Burada kendi makinemde yaptığım uzak komünikasyonun güzel bir örneğine sahibim. Bu telnet yine şifrelenmemiş komünikasyondur. Bu problemi SNMP'nin önceki versiyonları ile görmüştük. Eğer bir aygıt ile iletişim kuruyorsak ve bu aygıta çok özel bir erişimimiz varsa buradan dosyaları silmeye başlayabilirim. Değişiklikler yapabilirim ve yeni uygulamaları ekleyebilirim. İnternet üzerinden çalışan aygıtlar için şifrelenmemesi iyi bir fikir değildir. Bu yüzden üretim ortamlarında telnetin fazla kullanılmadığını göreceksiniz. Bu ortamlarda SSH olarak adlandırılan bir protokol kullanılır. Bu, burada kullandığım yöntem ve Poterosa olarak adlandırılan bir uygulamayı kullanıyor. Burada bir başka uygulama daha var. Putty. Bu, Windows ortamında aynı şeyi yapıyor ve internet ile tamamen aynı görünüyor. Her ne kadar telnet ile aynı görünmesine rağmen görünenin ardında ileri geri giden paketler uygulama katmanında SSH protokolünü kullanarak komünikasyonun şifrelenmiş olmasını sağlıyor. Ve çok fazla güvenliğin bulunduğu üretim ağlarında bu son derece önemli ve bu yüzden professormaster.com ile komünikasyonda SSH kullanıyorum. Bu sayede kendi komünikasyon yolumu tamamen güvende tutuyorum. Uygulama katmanı ayrıca birçok dosya aktarım uygulaması protokollerini kapsıyor ve bu çok yaygın bir şekilde FTP olarak ifade ediliyor. File Transfer Protokol yani dosya aktarım protokolü. Bu benim makinemdeki dosyaları alıp başka bir aygıta transfer etmeme izin veriyor. Diğer aygıt üzerinde bir kullanıcı adı ve şifre ile kimlik doğrulaması yapıyor. Bu yüzden herkes dosya transferi gerçekleştiremiyor. Burada gerçek kimlik doğrulaması bilgisine sahip olmanız gerekli ve bu gerçekten birçok özelliğe sahip. Bir aygıt üzerinde oturum açabilirim. FTP istemcisini veya PTP protokolünü kullanan bir istemciyi kullanabilirim. Dosyaları listeleyebilirim. Dosyaları ekleyebilirim. Dosyaları silebilirim ve dosyaları yeniden adlandırabilirim. Burada birçok beceri var. Ancak bazen tüm bunlara ihtiyacımız yoktur. Çok daha temel şeylere ihtiyacımız olur ve bu TFTP yani Trivial File Transfer Protokol basit dosya aktarım protokolü olarak adlandırılan bir şey ile mümkündür. İsminden de anlaşılacağı gibi diğer tüm özellikleri kullanmamıza gerek olmadığı zaman bir dosyanın transferi için kullanabileceğimiz oldukça basit bir yoldur. Bu makineler üzerindeki serverları çok küçük halde tutar ve daha küçük aygıtlarda oldukça kullanışlıdır. TFTP ile dosyaları okuyabilirim ve yazabilirim. TFTP ayrıca herhangi bir kimlik doğrulaması özelliğine sahip değildir. A üzerinde kim olduğunuzun önemi yoktur. TFTP'yi kullanarak makineye bir dosya yükleyebilirsiniz. Açıkçası bu bir üretim sisteminde asla göremeyeceğiniz bir şeydir. Her zaman ayrı bir yardımcı program gibi kullanılan bir şeydir. Diğer makinelerde kullanılır. Ancak FTP'nin kullanılmasına göre oldukça özel bir amacı vardır. Bu güvenlik kaygılarından dolayı çok geniş şekilde kullanılmamaktadır. Burada benim FTP istemcimin ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Bu Fazilla adı verilen bir istemci ve buna bir son kullanıcı bakış açısıyla bakabilirsiniz. Bu görmeye alışık olduğumuz bir şey. Burada farklı dosyalar listelenir. Bunları sürükleyebilir ve bırakabilirim. Ancak görünenin ardında FTP protokolü her şeyi yapıyor ve FTP protokolü olmadan bu dosyaları listeleyemeyecektim. Dosyaları yeniden adlandıramayacaktım. Veya FTP'nin bana izin verdiği diğer birçok şeyi yapamayacaktım. Herhangi bir doğrulamanın gerekmediği bir diğer yöntem de maildir. Herkesin maile ihtiyacı olur. Ve bu yüzden maili transfer edebilmek ve e-mail sistemlerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için bir şekilde mail serverları ile iletişim kurmamız gerekiyor. O halde buna izin veren birçok uygulama protokolü var. İlk olarak bahsedeceğimiz şey SMTP. Yani Simple Mail Transfer Protokol basit posta iletim protokolü. Kulağa bizim yönetim protokolümüz olan SNMP gibi geliyor. Ancak bu farklı. Bu SMTP. Bunları karıştırmamalısınız. Basit posta iletim protokolü daha çok mail göndermek için kullanılır. Bu diğer aygıtlara mail göndermek amacıyla kullanılır. İstasyonun içerisindeki istemcilerimiz bile bir mail serverına mail göndermek için sıkça SMTP'yi kullanır. Bu ayrıca mail serverları arasında mail göndermek için de kullanılır. Eğer bazı mail serverlarını yönetmekle sorumluysanız, öncelikle SMTP'ye girmelisiniz. Şimdi bir istemci iş istasyonundan burada maili kontrol edebilmek ve indirebilmek gerekir. Bu mailimize kendi makinemizden bakmamıza izin verir. Bunu yapmak için birçok farklı protokolü kullanıyoruz. İlk olarak bahsedeceğimiz şey POP3, Posta İletişim Protokolü versiyon 3 bu mail almamıza izin veriyor. Bunu gerçekten istemcilerimizden mail almak için kullanabiliriz. Bu kendi yerel makinemize mail indirir ve daha sonra buna makinemizden bakabiliriz. Bu şekilde tasarlanmış olmasından dolayı bu gerçekten gidip gelen bağlanabilirliğe sahiptir. Online olduğum zaman pop kullanarak maillerimin hepsini kendi makineme transfer edebilirim. Kendi artist atabilirim ve daha sonra internetten ayrılabilirim. Başka bir yere gidebilirim. Örneğin bir uçağa bindiğimde tüm maillerimi offline olarak okuyabilirim. Ve POP3 bunu yapmak için mükemmeldir. Burada bir başka protokol daha var. IMAP, IMAP4 veya Internet Message Access Protocol, Internet Mesaj Erişim Protokolü versiyon 4. POP3 IMAP'e göre daha popülerdir. Ancak IMAP daha fazla beceriye sahiptir. IMAP ayrıca maillerimin hepsini indirebilir ve tüm maillerimi kendi mail sunucumda bırakabilir. Eğer istemiyorsam bunu makineme indirmeme gerek yok. IMAP mailin durumunu korumak gibi birçok farklı şeyi yapmama izin veriyor. IMAP maili okuduğumu, yanıt verdiğimi veya sildiğimi fark eder. Daha fazla işlevsellikten dolayı benim yerel istemcilerimde biraz daha fazla beceri var. IMAP biraz daha komplekstir. Birçok beceriye sahiptir. Bu kesinlikle çok beceriye sahip bir protokoldür ve kendi ortamınızda bunları göreceksiniz. Bazı insanların POP3 kullandığını, bazı insanların IMAP e kullandığını göreceksiniz ve bazı durumlarda mail sunucusu herhangi birisini destekleyecektir. Bu sadece istemciniz ile ne yapmak istediğinize ve nasıl çalışacağınıza bağlıdır. Burada benim mail istemcimden bazı ekran görüntüleri var. Kullandığım genel sunucu tipini görebilirsiniz. Bir pop mail serverı veya bir imap mail serverı kullanmayı tercih edebilirim. Bu istemcide versiyon 3, versiyon 4 gibi terimlerin kullanılmadığını ve bunun daha fazla karışık hale getirilmediğine dikkat edin. Ayrıca burada benim SMTP serverım için bazı ayarlar var. Eğer mail göndermek istersem bu kesinlikle serverın açıklamasını ve bu server için bir server ismini belirteceğim yer. Bu ayarları yapılandırmak benim için oldukça kolay. Tarayıcının girişi internetin oluşumunda temel bir değişiklikte ve tarayıcı uygulama protokolleri bu değişikliği kolaylaştırdı. En büyüklerinden birisi HTTP'dir. Bu hipermetin aktarım protokolüdür. İnternet hakkında konuştuğumuzda bu gerçekten kolaylaştırılmış bir protokoldür. İşler kaldığı yerden devam ettiğinde tarayıcımızın ön kısmında daha fazla işlevselliğe sahip olabiliriz. Burada bir de HTTPS protokolü var. Bu güvenli hipermetin aktarım protokolüdür. Yani bu browser tabanlı protokolümüzde ihtiyacımız olan her şeydir. Ancak bu TLC altında bir protokol vasıtasıyla ilave şifreleme sağlar. Kullanılacak protokol SSL olarak adlandırılacaktır. Birçok insan bu şekilde ifade ediyor. O halde biz HTTPS protokolünü kullanarak A üzerinden ileri geri iletim kurduğumuzda bu tamamen şifrelidir ve hiç kimse bunu göremez. Tamamen güvenlidir. Özellikle sağlık bilgilerine sahip bir web sitesindeyseniz, finansal hesaplarınız hakkında bilgilere göz atıyorsanız oldukça kullanışlıdır ve HTTPS hiç kimsenin ne yaptığınızı görmesine izin vermez. Bu TLC veya SSL protokolü. Transport Layer Security yani iletim katmanı güvenliği veya Secure Socket Slayer yani güvenli soket katmanı için kısaltmalardır. İnsanlar bunları değiştirerek kullanabilir ancak bunlar aslında tamamen aynı protokol değildir. Biz Nescape şirketi tarafından oluşturulan SSL ile başladık. SSL daha sonra güncellendi ve Internet Engineering Task Force, İnternet Mühendisliği Çalışma Kolu, kısaca IETF versiyonu oluşturuldu. TLS olarak adlandırıldı. O halde SSL yerine kendi şifrelemem için TLS yoluyla iletişim kurduğumu söylemem daha uygun olur. Hala bazı aygıtlar sadece SSL yoluyla iletişim kuruyor. Bugünlerde TLS en yeni ve HTTPS'ler ile komunikasyon için en iyi yoldur. Şifreli bir yere gittiğinizde bunun bir şifre çözme bilgisi olduğunu fark edeceksiniz ve bu size A üzerinden giden TLS protokolünü gösterecektir. Son protokol kategorimiz Voice over IP, IP üzerinden ses protokolleri. Voice over IP protokolleri SIP gibi şeylerdir. SIP Session Initiation Protocol, oturum başlatma protokolü için kısaltmadır. SIP bir kontrol protokolüdür. Voice over IP'de sinyal verme protokolü olarak ifade ediyoruz ve bu bir aramanın ayarlanmasından sorumludur. Bu bir telefon numarasını yazdığınız, git'e tıkladığınız, gönder butonuna bastığınız veya ekranınızda tamam butonuna tıkladığınız zaman olan bir şeydir. SIP karşı taraf ile konuşmak için veya yöneticinizi arayıp arama yapmak için hazırız. Hadi bu telefon numarası ile yapalım. Buradan ayrılmaya çalışıyoruz diyebilmemiz için kullanılan bir protokoldür. Bu şekilde Voice over IP komünikasyonunun ileri ve geri gittiğini anlıyorum. SIP oturumu başlatabileceğinizden emin olmak için oldukça iyidir ve kapat butonuna tıkladığınız zaman görüşme tamamlandığında aramayı sonlandırıyor. Bir diğer harika Voice over IP protokol de RTP'dir. Bu Real Time Transport Protokol yani gerçek zamanlı aktarım protokolü için kısaltmadır. Arama başlatıldıktan sonra sesli görüşmenizi bir paketin içerisine koyabilmemiz ve bunu karşı tarafa gönderebilmemiz için bir şeylere ihtiyacımız vardır ve işte tam olarak RTP bunu yapıyor. Bu bir UDP protokolü. UDP'nin ağ üzerinden trafiği gönderdiğinden bahsetmiştik. Bu RTP'nin yaptığı bir şeydir ve bu kesintisiz ortamı taşır. RTP sadece videoyu gönderebileceğimizden, sesi gönderebileceğimizden, hatta bu Voice over IP protokolleri yoluyla metin gönderebileceğimizden emin olur. Bunlar son derece kullanışlıdır ve eğer daha önce VoiceOver IP kullanarak bir komünikasyona göz attıysanız birçok RTP protokolünü görmüşsünüzdür. Çünkü bu VoiceOver IP komünikasyonunuzun üzerinde çoğu zaman yaptığınız şeydir. Siz konuşuyorsunuz ve RTP sesi karşı tarafa gönderiyor. Şimdi gördüğümüz bu uygulama protokolleri hakkında neler öğrendiğimize bakalım. Hangi uygulama katmanı protokolü bir uzak aygıt için dosyaların basitçe okunması ve yazılmasını kolaylaştırır? Bunun TFTP olduğunu düşünebilirsiniz. Trivial File Transfer Protokol yani basit dosya aktarım protokolü. Basit okuma ve yazma dediğime dikkat edin. TFTP bunun için en uygun olanıdır. Hangi VoiceOver IP protokolleri kesintisiz ortamı taşır? Biraz önce bundan bahsettik. Bu RTP, Real Time Transport Protokol, gerçek zamanlı aktarım protokolü. Gerçek zamanlı aktarım protokolü, trafiği bir yerden başka bir yere göndermemizi sağlar. Ortamın içerisindeki gerçek ses veya gerçek videoyu taşır. Ve son olarak hangi uygulama katmanı protokolü yönetim araçları için uzak aygıtlardan güvenli bir şekilde istatistikleri toplar. Bunu güvenli bir şekilde yapan sadece bir tanesiydi. SNMP versiyon 3 bu Simple Network Management Protokol yani basit ağ yönetim protokolü versiyon 3 için kısaltmaydı. Buradaki versiyon 3 önemli çünkü bu işlemi güvenli şekilde yapan tek şey. Bir yerden başka bir yere giden ve gelen bilgiyi şifreleyebiliyorum. Bölüm 1.1'in sonuna geldik. Tüm bu kısaltmaları görmüş olduk. Bağlantı katmanımız, internet katmanımız, iletim katmanımız ve RTC IP ailesinin Uygulama katmanını gördük. Daha fazla Network Plus videosu izlemek için bizim mesaj panomuza katılmak ve bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com